Merhabalar. Dün akşam Madrid'de Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO Genel Sekreterinin katıldığı müzakerelerin sonunda Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik itirazlarını kaldıracağı ortaya çıktı. Ve yaklaşık bir aydır gündemimizi meşgul eden bu konuda bir sonuca kavuşmuş oldu. İktidara yakın bir takım isimler medyadan ve akademiyadan bunun Tayyip Erdoğan'ın bir diplomatik başarısı olarak görülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Diğer tarafta ise bunun kesin bir başarısızlık anlamına geldiğini, Türkiye'nin özellikle PKK ve onun Suriye'deki uzantıları ile ilgili taleplerinin karşılanmadığından dem vuruyorlar. Ortaya çıkan metne baktığımızda bir uzlaşma niyetinin ipuçlarını görebiliyoruz. Ama somut olarak Türkiye'nin ne kazandığına dair düşünceler farklılaşabiliyor. Ben bunlara girmeyeceğim. Sadece birkaç gözlemimi aktarmak istiyorum bu konuyla ilgili. Bir tanesi bu meselenin başından beri düşündüğümüz şekilde Amerika'nın sürece dahil olmasıyla sonuca kavuşturulduğunu söylemek mümkün. Çünkü Biden'la Cumhurbaşkanı'nın bu akşam bir görüşmesi var ve bu görüşmenin olup olmayacağının Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine ilişkin müzakerelerin sonucuyla yakından bağlantılı olacağı ifade ediliyordu. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan için Biden'la bir görüşme imkanı bu iki ülkenin NATO'ya girişine yönelik itirazlarının arkasında durmasından daha önemli. Bunun da anlaşılır nedenleri var. Bir tanesi tabii Türk sağından sağ geleninden gelen siyasetçilerin Amerika ile ilişkilere özel bir önem vermesi, Amerika ile yakın ilişkilerinin kendi kişisel ilişkilerine bağlı olduğu izlenimini kamuoyuna aktarmalarının içeride bir içerideki güçlerini arttırabildiği düşüncesi. Erdoğan da geçmişteki örneklerde olduğu gibi böyle hareket eden bir Türk sağ siyasetçisi. İkincisi tabii Erdoğan'ın dış politika anlayışı ve uygulamalarıyla ilgili. O özellikle diğer ülke liderleriyle baş başa ikili görüşmelerle pek çok meseleyi halledebileceği gibi bir izlenime sahip ki aslında bunu doğrulayan bir takım örnekler de var. Özellikle de Rusya ile ilişkilerde bu kişiselleştirilmiş diplomasi bir hayli işe yarıyor. Neyi gösterdi bu durum bize? Aslında yeni bir dünyanın kurulmakta olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıyla birlikte Rusya'nın Rusya'yı kuzeyden çevreleyen halka da eklenmiş oldu. Böylece NATO'nun özellikle Baltık ülkelerinin savunmasında yaşadığı zafiyet giderilmiş oldu. Türkiye açısından bakarsanız aslında stratejik olarak bu bir kazanım. Zira Rusya dikkatlerini daha geniş bir cepheye yaymak zorunda kalacak ve muhtemelen de dikkatlerin odağı güneyden kuzeye kayacak. Bu anlamda bir kazanım. Bir diğeri ise bize gösterdiği bir diğer konu ise artık soğuk savaş sonrası uluslararası ortamda palazlanma ve güç devşirme imkanı bulan PKK gibi örgütlerin artık Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası dönemde eskisi kadar rahat edemeyecekleri. Çünkü artık dünyanın ya da Batı'nın güvenlik kaygıları her şeye üstün geliyor. Yani İsveç ve Finlandiya gibi tarafsız ülkelerin NATO'ya katılması bir anlamda saflarını ortaya koymalarına yol açıyor ve o gün bu ülkelerde güvenlik ve adalet arasında bir tercih yapmak zorunda kaldıklarında tercihlerini güvenlikten yana kullandılar. Türkiye gibi demokrasisi sorunlu bir ülke ile müttefik olmayı da kabul ederek aslında daha önce sürdürdükleri o tavizsiz demokrasi ve insan hakları savunuculuğu iddialarından da bir ölçüde vazgeçmiş oldular. Zaten bugünün güvenlik şartlarında daha farklı hareket etmeleri de mümkün olmayabilirdi. Bir diğer konu tabii Türkiye'nin Rusya'dan özellikle Suriye'ye yönelik bir harekat için beklediği desteği alamaması, NATO içerisinde Rusya'yı
bilerek ya da bilmeyerek ya da niyetlenerek ya da niyetlenmeyerek kayırıcı bir rol oynamasının hiç de istediği türden sonuçlara yol açmadığını göstermesi oldu. Yani Lavrov'un özellikle Türkiye'nin Suriye yönelik müdahalelerine getirdiği güçlü itirazlar NATO içerisinde bu anlamda Türkiye NATO içerisinde hani Rusya'yı çok rahatsız etmeyecek işlere izin vermeme politikasının da her zaman Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmediği anlaşılmış olduğu gibi geliyor. Ve son olarak da aslına bakarsanız Türkiye bir takım talepleri dile getirirken bu ülkelerin, iki ülkenin üyeliğine uluslararası örgütlerde çok bilinen bir pratiği hayata geçirmiş oldu. Eski bir üye olmanın her zaman için avantajı vardır. Bu da kullanılır yeni üyeler girerken. Ama bunun özün ötesine geçen bir üslup ve tabii biçim sorunu vardı. Bu müzakere süreci çok daha belki de aynı sonuçları çok daha az hasar verici şekilde yürütülebilirdi. Ama Erdoğan'ın dış politikayı bir içeride güç devşirme alanı olarak görmesinin bir sonucu olarak da yüksek perdeden karşı çıkışlar, itirazlar duyduk. Ve dolayısıyla da bunlar Türkiye'ye 70 yıllık üyeliğinin getirdiği avantajları kullanma konusunda ciddi sıkıntılar, kısıtlar ortaya koyacaktır. Finlandiya ve İsveç evet NATO'da müttefiktir ama Türkiye'ye belki de bu kriz yaşanmadan öncesine göre daha az Türkiye'yi daha az ciddiye alacaklardır diye düşünüyorum.